Arkadaşlar, herkese merhaba. Muhabbet kuşlarımızın yıkanması, onların temizliği ve aynı zamanda da yaz aylarında serinlemeleri açısından çok faydalı bir durum. Doğal ortamlarında zaten kuşlar su birikintilerinde, göl kenarlarında severek yıkanıyorlar. Ev ortamında ise arkadaşlar, kuşlarımızın yıkanabilmesi için şu anda pastelin önünde gördüğünüz gibi sarı banyoluklar satılıyor. Farklı renkleri de var tabii ki. Bunların bu şekilde kapakları da oluyor. Bunu üzerine kapatıyorsunuz ve kafesin herhangi bir kapısına takıyorsunuz. Kafeste takılı olarak durabilir zaten. Bunun içerisinde kuşlar kendilerini kirli hissettiklerinde ve serinlemek istedikleri zaman banyoluğuna girerek yıkanıyorlar. Eğer bu kaplardan yoksa dondurma kaplarının alt kısımlarını da kullanabilirsiniz. Bunların daha küçükleri olursa daha iyi olur. Hani 500 milimlik, 750 milimlik olanları var ya, işte onlardan içerisine kuşunuzun boyunu geçmeyecek şekilde su doldurarak kuşunuzun kafesine koyabilirsiniz. Muhabbet kuşlarının zaten %80'i 90'ı yıkanmaktan çok hoşlanıyor. Eğer kuşunuz yıkanmıyorsa arkadaşlar, bunun sebebi kuşunuz banyoluktan korkuyordur ya da henüz öğrenmemiştir yıkanmayı. Bu tarz kuşlarımız için de arkadaşlar, kuşumuzu yıkanmaya alıştırmak için kuşun yıkanmış olduğu banyoluğun içerisine marul yaprakları, fesleğen yaprakları koyabilirsiniz. Kuşlar çünkü doğal ortamlarındaki gibi yeşilliklerin arasında yıkanmayı çok seviyorlar. Şu anda ben de gördüğünüz gibi küçük küçük marul yaprakları kopardım. Bunlardan bu banyoluğun içerisine atarsanız kuşlar yeşillikler arasında yıkanmayı çok sevdikleri için muhtemelen dikkatini çekecektir ve banyoluğun içerisine girecektir kuşunuz. Fesleğen yaprakları da yine güzel oluyor bu suyun içerisinde. Hoşlanıyorlar çünkü yıkanmaktan. Kuşunuzun dikkatini bu şekilde çekebilirsiniz. Buna rağmen kuşunuz yıkanmıyorsa da böyle sprey kutuları var arkadaşlar. Bunları home mağazalarından ev eşyaları satan ya da mutfak gereçleri satan mağazalarda bulabilirsiniz. Bunlar bu ilaç kutularını kesinlikle kullanmayın çünkü içinde ilaç kalıntısı kalırsa kuşunuza zarar verebilir. Böyle hiç kullanılmamış bir tane sprey kutusu alın. Fiyatları da yaklaşık 2 lira civarında. Bunun içerisine su doldurarak kuşunuzun kanatlarını arkadaşlar hafiften sıkabilirsiniz. Tabii ki kuşunuzun burnuna ve kulaklarına su gelmesin. Çünkü bu şekilde yıkadığınız takdirde hastalanmasına neden olabilir. Çeşme altına koyabilir miyim diyen arkadaşlar var. Çeşme altı kuşunuzun kulaklarına ve burnuna su kaçmasına neden olabileceği için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kap koyabilirsiniz. Eğer bu şekilde yıkanmıyorsa da sprey kutusuna su doldurarak böyle arkadaşlar sıkabilirsiniz kuşunuzun kanatlarına. Zaten 3-4 kez sıktığınız takdirde kuşunuzun serinlemesini sağlayacaktır. Yine temizlenmesini de sağlayacaktır tüyleri kirli ise. Yıkanma işleminden sonra kuşlarınızı kurulamayın. Onlar kendi tüylerini ağızlarıyla ya da çırpınarak zaten kurutuyorlar. Yıkanma işleminden sonra rüzgarlı bir ortama da koymayın kesinlikle. Rüzgarlı ortam çünkü kuşunuzun hasta olmasına neden olacaktır. Havanın sabit olduğu, klimanın çalışmadığı bir ortamda kuşunuzun yıkanmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pastel de yıkanmaya başladı. Ben arkadaşlar pastele bu şekilde su dolduruyordum ve dışarıda koyuyordum kafesinin önüne. Pastel de bilmiyordu yavruyken yıkanmayı. Su doldurup kutunun içerisine parmağımla böyle dalgalandırıyordum suyu. Ben dalgalandırdıkça onun vücuduna gidiyordu su damlacıkları. Bu sayede kendisi de yıkanmayı öğrendi. Dediğim gibi yani kuşlar yıkanmayı zaten doğal olarak, içgüdüsel olarak seviyorlar. Yıkanmamalarının bir sebebi vardır. O da bu kutulardan korkmalarıdır ya da cesaret edip gidememeleridir. Sizin ona yardımcı olmanız gerekiyor. Suyun içerisine yeşillik koyarak bunu yapabiliyoruz kolaylıkla. Su sıcaklığı nasıl olmalı diyen arkadaşlar vardı.
Su sıcaklığı normal çeşme suyu sıcaklığında olabilir. Dışarıdan aldığınız sular vardır, hazır sular. Onlardan da kullanabilirsiniz ama normal çeşme suyu sıcaklığında olmalı. Kış aylarında kuşların yıkanmasını çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü ortam soğuksa kış aylarında kuşunuz hasta olabilir. Tabii ki artık soğuk olmuyor evler. Tüm odalarda kalorifer olduğu için. Eğer kalorifer varsa evinizde, oda sıcaklığı yeterince iyi ise ılık su koyarak yine önüne yıkanmasını sağlayabilirsiniz. Yani kış aylarında da soğukluk olmadığı takdirde, oda sıcak olduğu takdirde yıkanmalarında herhangi bir sakınca yoktur arkadaşlar. Pastel de kaçtı. Bugün çok fazla yıkanmak istemiyor sanırım. Bugün arkadaşlar sizlere kuşlarımızı nasıl yıkayabiliriz? Bu konuda fikirler vermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.